Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yes Your Grace kaldığı yerden devam ediyor kıymetli dostlar. Efendim Yes Your Grace oyununu biliyorsunuz. Bu arada eğitim alanlarıyla haftada 10 ordu kazanmayı açalım. Şu anlık 35 altınımız var. Hemen şöyle kaydet ve devam et diyelim. Ve Işık Bilgin 3. ayında günaydınlar dileğini iletmiş. Günaydın dostum, merhabalar. Sevgili arkadaşlar, Yes Your Grace krallık yönettiğimiz bir oyun. Ve en son başımıza neler geldi sizlere anlatayım kıymetli dostlar. Efendim öncelikle Yes Your Grace'de şöyle bir muhabbet oldu. Babuşum Samet abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin babuşum Samet. Merhabalar. Kıymetli dostlar, biz Dvaren isimli bir diyarın kralıyız efendim. Ve bir kral olarak barbarlar kapımıza dayandığında bir yemin ediyoruz. Bir laneti üstleniyoruz. Bu lanet de şu ki doğacak ilk çocuğumuz evlenme yaşına geldiğinde barbar kralı ile evlendirilecek. Bu lanet karşılığında krallığımızın canı bağışlanıyor ve serbest bırakılıyoruz. Aradan 13 sene geçiyor ve barbar kralı verdiğimiz sözü tutmamız için kapımıza dayanıyor. Biz de yeni müttefikler buluyor ve bu barbar kralın saldırısını def etmeye çalışıyoruz. Ama yeni bulduğumuz müttefiklerden biri bir suikast sonucu hayatını kaybediyor kıymetli dostlar ve yerine oğlu tahta geçiyor. Oğlu da diyor ki, babamın katilini bulursan sana destek veririm. Bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Babasının katili olabilecek potansiyel insanları kraliyet mahkemesinin karşısına çıkarıyoruz ve bir suçlu buluyoruz efendim. Ve kral diyor ki, evet bak, bu suçluyu bulman beni tatmin etti. İyi ki bunu yaptın. Desteğim seninle. Barbarlarla savaşa giriyoruz ve söz verilen destek hiçbir şekilde gelmiyor. Kralın ihanetine uğruyoruuz efendim ve şu an oynadığımız hikaye kralın ihanetinden sonrasını konu alıyor. Barbar saldırısını bir şekilde def etmeyi başardık. Evet ama bakalım bize ihanet eden kralı durdurabilecek miyiz efendim? Selamlar, hoş geldiniz dostlar, merhabalar. Çok teşekkür ederim sevgili Fail'dan, eyvallah. Şöyle bir huzurumuzu alalım. Majesteleri, yol kenarında terk edilmiş bir evde durdum. Her çeşit boy, şekil ve renkte tavalarla doluydu. Kimin tava takıntısı olabilir bilmiyorum ama tavaları ararken altın buldum. Evet, 4 altın, güzel. Sarayımızın cadısı, Alena. Ormanda bir grup çocukla karşılaştım. Eğri tohutu çiçeği arıyorlardı. Görünüşe göre yılın bu zamanı bir şey bulamayacaklarını bilmiyorlardı. Şans eseri onlara kötü bir şey olmadı. Bu yüzden onları ebeveynlerine götürdüm ve ellerinden geldiğince bana teşekkür ettiler. Bazı malzemeler ve şükran sözlerini verdiler. 11 birim yemek geldi dostlar ve Hark 6-3 mutlu oldu. Gregor. Gregor müttefiklerimizden biri dostlar. Bize 3 yemek ve 80 asker sağlıyor. 80 asker tedarik ediyor. Bakalım Gregor ne getirmiş bize. Tablolara neden ihtiyacın olduğunu duydun mu demeliydim acaba? Kral Varid'i bir saraya davet edelim. 1000 askeri var Kral Varid'in. Belki kendisini, çok teşekkür ederim dostum iyi dileklerin için. Belki kendisini şey olarak alabiliriz, müttefik olarak alabiliriz. Şimdi sevgili dostlar, olan biten şeyi de size anlatayım. Biz bu barbarlarla olan savaşı bir çığ düşmesi sonucu kazanıyoruz. Ve Kral Ivo da diyor ki, babamın katili sensin. Başkasını suçladın, ayrıca savaşı da büyü yaparak kazandın. Sen bir büyücüsün, başımıza gelen her türlü kötülüğün sorumlusu sensin. Her şeyden ben seni sorumlu tutuyorum. Bu yüzden seni yok etmeye geleceğim diyor. Onun gelişine hazırlık yapıyoruz bu arada şu an. Bilginiz olsun. Burada bahsedilen şeyler de onlar sevgili dostlar. Yani şey, böyle kralın bizi büyücülükle, cadılıkla suçladığı şey. Yılmaz, vallahi oyun hoşuna gittiyse ne mutlu bana. Aleykümselam efendim, hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Evet köylüler, sorunlar nedir? Evet, bu arada halkımız biraz daha mutlu oldu.
Babuşka adı verilen bir cadı vardı sevgili dostlar. Bu hikayeyi de size anlatayım. Bazı şeyleri hızlı geçiyorum, farkındayım. Sevgili dostlar, Babuşka adı verilen bir cadı var. Bu cadı haritada bulunan köylere gidiyor ve bu köylerdeki çocuklara büyü yapıyor efendim. Büyü de şu şekilde: bu çocukların fazlasıyla kilo almasına sebebiyet veriyor ve onları yediğine inanılıyor bu babuşkanın. Çok teşekkür ederim efendim güzel dilekleriniz için. Çok sağ olun. Yani güzel zaman geçiriyorsanız ne mutlu bana. Gelin bakalım diğer köylüler. Kilerden avuç almak için dışarı çıktım. Geri döndüm. Bütün tencerelerim, tavallarım ve testilerim çalındı. Kırıldı. Mutfaktan bir saniye bile çıkamıyorum. Ne zaman çıksam biri mutfağımı harabeye çeviriyor. Bir sorunun varsa sana saray cadımı göndereceğim. Bakalım, yani mutfağına dadanan artı 3 mutluluk geldi bu arada. Mutfağına dadanan bir kötü güç varsa cadımız bunu def edecektir efendim. Evet evet, yani oyundaki cadının adı Babuşka. Bu sabah inek sağmaya gittim. Köydeki en sağlıklı ineğin hiçbir şey vermemesi beni şaşırttı. Korkmuş olabilir belki. Etrafta sinsi sinsi dolanan bir şeyler var diyor. Ve bu şeyler ineğin bütün sütünü sağıyor. Gençler süt bekliyor ama benim sütüm yok. Altınım var. Cadım ne yazık ki görevde. Avcım görevde. Altın vereyim sana. Sen de yeni bir inek al kendine. Evet dostlar, halkımız artı 2 mutlu oldu. Paramız da var. Bu arada halk ne kadar mutluysa size o kadar çok vergi ve para verirler dostlar. Bugün ilgilenmemiz gereken şeylerle ilgilendik. Şöyle bir kralı tahtından ayıralım. Bakalım kimlerle konuşabiliyoruz. Ha bu arada eşimiz hamile sevgili dostlar. Lanet gereği eşimiz sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiremiyor. Dolayısıyla krallığımızın bir varisi yok ve biz de yaşlıyız. Ölmemiz durumunda krallık cortu çekecek. Ve hanımımızın biz geçenlerde hamile olduğu haberini aldık. 20 hafta içerisinde hanımımız doğuracak. Yani bize sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirebilir. Lanet kırılmış olabilir, bilmiyoruz. Nasılsın? Bu bizim ortanca kızımız bu arada. Büyük kızımızı müttefiklik için evlendirdiğimizde sevgili dostlar, barbar kralı isteğinden vazgeçmedi. Oğuz abim 33. ayında bu arada. Selamlar, iyi yayınlar Samet'im demiş. Aleyküm selam abim, çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Hoş geldin abi. Çok teşekkürler desteğin için, sağ olasın. Oyunda ölme diye bir şey var mı? Var tabii ki canım. Yani oyun hikayeyle ilerliyor sevgili dostum. Yanlış kararlar verirsen cortu çekiyorsun. Bu kızımızla alakalı olayı da size anlatayım sevgili dostlar. Dediğim gibi barbar krallıklar saldırmaya geldiğinde büyük kızımızı güçlü bir kralla evlendirip onun desteğini aldık. Ama barbar kral durmadı. Dedi ki senin 3 tane kızın var. Büyük olan evlenmiş olabilir. Sözünü tut ve ortanca olan kızını bize ver ya da savaşa gireceğiz. Biz de savaşa girmeyi tercih ettik. Yani bu kızımızın da böyle bir hikayesi var sevgili dostlar. Bu bizim ortanca kızımız. Bir tane de küçük kızımız var. Tam bir manyak. Aurela. Yavrum, savaşı zar zor kazandık ama şükür ki her şey sona erdi. Lakin Yvonne'un ordusu gelecek ve bizi yok edecek. Ölsem oğluna mı geçiyor? Abi oğlum yok. Ölürsem oyun bitiyor. Bizim kızı asker olarak eğitemiyor muyuz? Abi oyun hikayesel ilerleyen bir oyun. Öyle bir seçenek sunarsa tabii ki o yöne gidebilirim. Bu arada Kral Ivo'nun bize destek vermediğinden bahsediyoruz hanımımıza. Hanımımız da diyor ki o genç bir kral, ne yaptığını bilmiyor. Bizim karakter de diyor ki benim diyor taht üzerinde haklı bir varisim yok. Dolayısıyla ben ölürsem bu krallık ve buradaki her şey
Kral Ivo'ya kalacak. Çünkü erkek çocuğumuz yok. Ve hiç savaşmadan, tek bir ok dahi atmadan ya da tek bir kılıç sallamadan bütün krallığa çökecek herif. Ve evet, yani Kral Ivo gönderdiği mektupta sizi bu savaşın öldüreceğini zannediyordum ama kazandınız. Savaşı kazanmış olsanız bile ben gelip ordularımla sizi yok edeceğim diyor. Evet, bunu duyan hanımımız da diyor ki ne yapacağız? Biz de diyoruz ki endişelenme, sen hamilesin. Bir çözüm bulacağım. Ha bu arada şey, evlendirdiğimiz kral, Kral Ivo, kızımıza dayak atıyor dostlar. Yani kızımızın kraliyet mahkemesi olduğunda büyük kızımız buraya geliyor. Ve biz işte onunla konuşurken sarıldığımız zaman böyle her yerinin morluklarla kaplı olduğunu görüyoruz. Kızımız böyle birazcık sıkıntılı bir psikopatın elinde ve çok güçlü bir psikopat gerçekten. Nasıl ilerleyecek hikayeyi bilmiyorum. Büyük bir hata yaptık, yani kızımızı onunla evlendirmemeliydik. Kollarında, bütün vücudunda çürükler ve morluklar vardı. Kadın da diyor hani onun hakkında çok endişeliyim, umarım bir şeyler yaparız, yoksa kendimi asla affetmem. Çünkü bizim hanımın, sevgili dostlar, şöyle bir isteği vardı. Hani diyordu ki bizim kızımız bir prenses ve barbar bir kralla değil, gerçek bir prensle evlenmeli diye. Lakin ne yazık ki evlendiği prens biraz psikopat çıkınca işin rengi bir hayli değişiyor sevgili dostlar. Oyun Steam'de mevcut efendim. Tabii ki ölümsüzlük iksirinin var olduğunu düşünmüyorum. Lakin satıcıdan bir tane ilaç almayı başardık. Bir ilacımız var. Bir çilekli pastamız var. Aa, çilekli pastayı Erzak Stone'un olduğu yere koyduk. Okey. Burada bakın gördüğünüz bir tane büyük diş var. Bu büyük diş krala suikast düzenleyen adamlardan birinin düşürdüğü bir diş. Şimdi boşta generalim var. Generalim burada Hektari köyüne doğru ilerlesin. Ve burayı bir keşfetsin bakalım, bu Hektari bölgesinde ne var ne yok, ona bir baksın. Ben de ne yapacağım? Ha, size şeyi göstereyim. Bakın misal. Oyun 32 TL ama Türkçe dil desteği yok. Yama bulmanız gerekiyor. Sağlıklı bir yama bulursanız indirin oynayın. Bu herif hala zindanda, inanamıyorum ya. Ne gösterecektim ben size? Ha, konsey odasında şurada şey vardı. Kralla düzenlenen suikastı çözmek için yaptığımız şeyler vardı. Bu diş ejderha dişi efendim. Fantastik bir diyardayız. Burada ejderhalar, büyüler, cadılar, yaratıklar, canavarlar, her bir bok var. Sevgili Can Demir 41. ayında selamlar, iyi yayınlar babuş demiş. Teşekkür ederim Can Demir, sağ olasın. Bu da bizim küçük kızımız bu arada. Sedani küçük kızımızın adı. Ve biz küçük kızımıza hep patates kafalı diye hitap ediyoruz. Ne kadar da yaratıcı bir baba. Kralların zirvesi. İsteğiniz üzerine geldiğiniz için teşekkür ederim. Sanırım bize uygulanan komployu anlatacağız bunlara. Hepinizden rehberliğinizi, hatta yardımınızı istemeye geldim. Daven tehlikede. Bildiğiniz gibi Rodovia'ya karşı savaş kazandık ancak yeni bir düşman ortaya çıktı. Kral Talyas'ın oğlu Kral Ivo halkımı tehdit ediyor. Daha kötüsü, kızım var ve kızım için korkuyorum. Sanırım bizden asker istiyorsun. Neyle karşı karşıya kalacağımızı biliyor musun? Rodivia ile olan savaştan önce Kral Talyas bana 3000 adam teklif etti. Bunun Ivo'nun bize karşı getireceği bir ordu olduğunu umuyoruz. Lanet olsun. Elbette daha büyük ordular olduğunu duydum ama kendim buna denk düşecek durumda değilim. Quarryl'in Daven'le yardım ettiğini varsayarsak hala 2000 adam eksiğimiz var demektir. Bizimle aynı. Prakis her zamanki gibi müreffeh olsa da, müreffeh ne demek hiç bilmiyorum bu arada. Şimdiye kadar küçük bir orduya sahip oldu. Yapabileceğimizin en iyisi 1000 adam.
savaşı açık bir alana götürmek zorunda kalacağımızı unutuyorsunuz. Kaleye saldırganın yarısı kadar adamla savunmak kesinlikle yeterli olacak. Hepiniz yardım ediyor musunuz bize? Evet. Buradaki bilge kral diyor ki gönençli demek. Gönençli ne demek hayatım? Onu da bilmiyorum aşkım. Buradaki de diyor ki bolluk ve bereket içinde yaşayan. Anladım hayatım. Anladım bebeğim, teşekkür ederim. Bak buradaki kral da diyor ki Kral Ivo babasının ölümünden bu yana muhtemelen zaten size saldırmayı planlıyordu. Bizim onun kadar hazırlanacak zamanımız olmayabilir diyor. Hemen yapsak bile 1000 adamı yerinden oynatmak kolay değil. Hemen harekete geçersek biz Grevno'ya tam zamanında varabiliriz. Zamanlama en iyisi değil ama işe yarayacağını varsaysak bile o kadar basit değil. Rodovyalılar için kendimi oldukça zorladım. Burada olmalarının asıl sebebi sensin. Aaaa evet. Barbarların bize dalmasının sebebi Barbarların bize dalmasının sebebi kızımızı onlara verme işimiz. Eyvallah. Eyvallah, haklı bir anlaşma. Diyor ki tamam, sen Rodovyalıların ordularını dağıttın ama sağ kalanlar ve kaçanlar dört bir yana dağıldı. Yurdumda daha fazla Rodovyalı istemiyorum bro. Onları topraklarımdan def edersen sana desteğini veririm diyor. İlk baştaki ölen adamın oğlundan mı bahsediyor? Aynen öyle hayatım, aynen öyle. Diyor ki babasının ölümünü o tezgahladı. Başından belli amacı sana suçu atıp saldırmaktı. Yani her şey onun bir tezgahıydı ve hep bu savaş için hazırlandı. Biz seni savunduğumuzda o kadar hazırlıklı olabilecek miyiz? Onu anlatıyor. Rodovyalıları öldürmek bir tek seçenek mi diye soruyor bu da. Tamam, buradaki birazcık ılımlı yaklaşıyor. Barbarların hepsini öldürmeyelim diyor ama bu ikisi de öldürmekten yana taraftar. Barbarlar haşeret ve haşere ya da hastalık taşıyabilir. Onları aç bırakmaya çalışmak onları daha çaresiz hale getirir. Ve daha çok salgınlaştırır. Anladım. Arkadaşlar biz bu arada şu ikili ittifakta yer alacağız. Yani şu an Krallar Konseyi... Denizli hoş geldin bu arada, merhabalar. Şu an Krallar Konseyi'nin bu toplantısında... Onlar da herkes gibi insan, onlara yardım edelim. Senden hoşlanıyorum Erik. İşte karşı teklifim. Senden hoşlanıyorum ne demek abi, krallar toplantısında. Ver bir alt dudak. Hani... Ne oluyor oğlum? Diyor ki karşına çıkan tüm Rodovyalılara yardım edersen ordum senin olur. Evet, biri de Rodovyalılar aşağı, Rodovyalılar yukarı, kendi işlerim var dedi gitti. Evet dostlar, bu iki kraldan birinin desteğini alabilme ihtimalimiz var. Ama krallardan biri diyor ki bütün Rodovyalıları öldür ve halkımı barbarlardan kurtar. Ben de sana bütün ordumu vereyim. Öteki de diyor ki sen bir canavar değilsin. İnsanların acılarına göz yumamazsın. Bütün Rodovyalıları katletmek yerine onlara da bir insan gibi davran ve sorunlarıyla ilgilen.
insan olursan, şefkatli, merhametli olursan benim desteğim sende. Öteki de diyor ki öldürürsen benim desteğim sende. Bu öyle. Sen ne diyorsun peki? Bu adam kilit adam. Yani üç, bizim dışımızda üç kral var. İkisi hangi taraftaysa ben de ona kayacağım. Ha. Kızlarından birine rastladım. Yaşı da oldukça uygun görünüyor. Sen de mi ordu için evlilik istiyorsun ya? Bunu bir düşün amacı. Bunu bir düşünem. Biri de diyor ki kızını benle evlendirirsen kuşatmaya hazırlık için erzak biriktirmen gerekecek. Sarf malzemelerini bir kenara koymak için kaynaklar bölümünden artı düğmesine bas. Yeterince malzeme toplandığında bir sandık yapacaklar. Kuşatma sırasında herkesi besleyebilmek için 5 sandığa ihtiyacım var. Anladım abi. Benim ne kadar erzağım var peki? Halktan 18 birim erzak alıyorum ve 61 birim altınım var. Hayatım buradakiler öyle. Bak bundan önceki videoyu izledin mi bilmiyorum. Bundan önceki bölümleri. Aşkım bundan önce de bir tane kadın geldi. Lady Lena. Lady Lena benle evlenirsen sana 300 adam. Yani kızın benim oğlumla evlenirse. Sana 300 adam para ve erzak veririm dedi. Ama Lady Lena kancığının oğlu lanetli. Yani oğluyla evlenen kişi ertesi gün ölüyor. Oğlu lanetten kurtuluyor. Oğlunun laneti şu: 20 yaşına kadar biriyle evlenmese oğlan ölüyor. Evlenirse de evlendiği kız ölüyor. Ya o kadar çirkin teklifler yapılıyor ki yani. Çok çirkin teklifler yapılıyor. Ama bence bir miktar erzak depolayabiliriz ya. 35 birim bıraksak bize yeter. Kuşatmaya kalan süre 19 hafta. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kral var idi, biz çağırdık benim kızımla evlen diyen işte. Çiftçiler ekilen tohumları yiyen kuşlarla ilgili sorunlar yaşadıklarını söyledi. Aptal insanlar korkuluk takmayı düşünmedi, ben de onlara yardım ettim. Çiftçiler durumdan oldukça memnun, karşılığında bize yemek verdiler. 7 birim yemek geldi dostlar, kameramdan dolayı göremiyorsunuz. Vallahi sevgili tuvalet, sen 2 gündür hatta 3 gündür öneriyorsun o oyunu, bakacağım. Normalde de baktım da Knights of Honor 18 liraya. Abi benim kütüphanemde varmış bu oyun. Hocam aynı oyundan bahsediyorsak bu oyun tarihi eser. Bu oyun tarihi eser. Ben ne oynayayım bununla? Çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli öneriniz için. Gerçekten çok sağ olun. Abi 2005 yılında çıkmış oyun. Hadi ben oynadım diyelim. Kim izleyecek? Bu şey gibi bir şey. Point and click adventure oyunlar gibi bir şey. Yani şu an oynadığım gibi. Bir sen izleriz, bir ben. Bir de hatun Allah razı olsun arada uğrar. Bebeğim ne yapıyorsun der. O kadar yani. İkincisi çıkıyor oyunun, onu diyordur. Bakalım yani, çıkıyorsa olabilir dostlar. Neyse. Valid'in teklifini daha ciddi düşünmeliyiz. Eminim Asale bunu duymayı çok isterdi. Oo, anladım. Evet dostlar, daha öncesinde yardım ettiğimiz köylerden gidip asker talep edebiliyoruz. Yani kızımızı evlendirmek de bir seçenek değil. Yani tek seçenek kızımızı evlendirmek değil. Gidip şey yapabiliyoruz. Bir saniye. Müsaadenizle huzurumdan ayrılacağım. Kızıma bir gideyim, şu evlilik mevzusunu bir sorayım. Abi tamam derse aganın 1000 askeri var ya. 1000. Selamlar Gürkan'ım, hoş geldin. Sevgili Kuvareş, hoş geldin. Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Eyvallah. Kral Varit seninle evlenmek istediğini söyledi.
Lan oğluna değil kendine istiyor kodumun buna. Aa! Evet evet hayatım yani zaten bizim kız evlenmeyi hiç istemiyor da. Çok yaşlı. Herif kendine istiyormuş. Ama bin askeri var lan. Vermiyorum lan amık buna ana kızımı. Alperen Aktulun Prime'ın avantajıyla 4. ayında teşekkür ederim Alperen sağ olasın. Varit Asalya'nın elini istedi. Karşılığında 1000 asker teklif ediyor. Bir prense ihtiyacımız var. Yaşlı bir osuruğa değil. Hayır ya kabul etmeyeceğiz. Köylülerden asker alacağız abi. Evet abi. Efendim Lyrux Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Lyrux. Merhabalar. Efendim henüz bu seri kanala gelmedi Quarex ama bütün bölümleri izlemek istiyorsan 1 Aralık'taki yayının başından önündeki 5 saate kadar sadece Yes Your Grace oynandı. Yani Twitch üzerinden yayın tekrarına giderek hikayenin ilk 5 saatlik kısmını kesintisiz bir şekilde izleyebilirsin, haberin olsun. Henüz yayınlanmadı, seri bitince yayınlamaya başlayacağım. Bu arada şey yapıyoruz efendim, yani Kral Varid'i kesinlikle reddediyoruz. Köylülerden general göndererek asker isteyeceğiz. Bununla beraber Radovyalılarla savaşacağız ya da Radovyalılara yardım edeceğiz. Bilmiyorum kimin yardıma geleceğini. Noaskey'in bizde arası kötü. Belki onu tekrardan katılmaya ikna ederiz. Lurs belki gelip tekrar katılabilir. Bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim Caner. Sağ olasın. Kuvarecim çok teşekkürler desteğin için. Sağ olasın. Efendim babuşum Samet. Buyur. Bin askeri besleyebiliyor musun? Abi onların bakım masrafı bende değil. Askerlerini bana vermeyecek muhtemelen. Kendisi şey yapacak, bakacak. Eyvallah Yasin. Güzel bir bilgilendirmeydi. Kral Varit. Kızımı sana veriyorum seçeneği var sadece. Kızımı sana vermeyeceğim bunak diyemiyorum. Ama vermeyeceğiz belli ki. Zindan muhafızı çık öne. Tamam. Eyvallah. Diyor ki kuşatmaya hazırlanmak adına yapılacaklar listem var. Bunları yapalım. Yasin'le yıldızlarımız barıştı mı? Geçici süreliğine ateşkes diyelim Gürkan'ım. Gel bakalım sorunun ne? ...12 altın karşılığında size şey sunabilirim diyor. 12 altın karşılığında tablo vereceğim diyor. Ne yapacağız ki tabloyu ya? Bir tane tablo yakan eleman var da onunla bir işimiz olduğunu zannetmiyorum. Gerçi 12 altın yani... ...diyalog seçeneği açılır. Vallahi hakikaten götümüze mi sokacağız ya? Yürü. Başka biri bunun için çok daha fazlasını ödeyecek diyor. Lan müttefiklik değil de alır şu gerizekalıya daha pahalıya verirdik.
Belki. Yani öyle bir diyalog çıkar mı bilmiyorum ama yani çıkarsa üzüleceğim. Derdin nedir? Avcımızı orman perilerine yardım etmesi için göndermiştik. İyi, halkın mutlu olduğu için sevindim. Artı 3 mutluluk geldi. Avcımız göreve gitmişti dostlar. Avcımız göreve gitmişti. Kocam ağır yaralı. Bize yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı? İksiri kendime saklayacağım ya. 18 altın verilir mi? Cadıyı veremiyorum. Keşke cadıyı verebilsem. Oğlum ya yarın bir gün biz hastalanırsak da bu pot bizi kurtarırsa? Kocan gebersin de diyebiliriz de halkın mutluluğu düşerse erzak vermezler bize. Bize erzak vermezlerse aç kalırız. Aç. Evet, 18 altın verdim. Halk artı 3 daha mutlu. Potum da bende kaldı. Tavşanlar tarafından soyuldum majesteleri. Abi Allah kurtarsın. Evet, halk iki mutsuz ama yapacak bir şey yok. Birader ne yapayım anasını satayım? Şu Lurs'u tekrar çağıralım bir huzurumuza. Belki bize tekrardan destek verebilir. Lurs yasaklı maddeyle mücadele eden bir lord sevgili arkadaşlar. Bu Lurs'un hikayesini önceki bölümlerden izleyebilirsiniz zaten. Kendisi uyuşturucu kullanmadığım müddetçe bana yardım edeceğini dile getirmişti. Zapki köyünden bir adam isteyelim ya. Taverna işletmecisi Zapki'den. Generali oraya yolladım. Bakalım neler olacak. Şimdi dostlar yemek olarak ne geldi? Yemek olarak kıymetli arkadaşlar. 18 birim yemek ve 23 birim altın geldi. Güçlendirilmiş kapılar, güçlendirilmiş duvarlar, kızgın yağ, madencilik ekipmanı, balista, birçok şey kurabiliyoruz. Bence önce duvarları bir güçlendirelim. 14 altın bize yeter. Duvarları bir güçlendirelim. Yarın hem general hem cadı hem avcı benimle olacak. Onları kullanacağım. 72 birim de yemeğim var. 32 birim yemek bırakıyorum sadece kendimde. Kalanını depoya. Raşiter Prime'ın avantajıyla 6. ayında. Teşekkür ederim Raşiter. Sağ olasın. Eyvallah. Kapıyı güçlendirmek daha önemli değil mi? Ama para yok. Nasıl güçlendirelim? Lur. Evet. Boşuna çağırmışız. Lur hala bizde müttefik. Askerlere ölse bile şeyi verdi. Yani askerlere ölse bile yemek veriyor. Noaske'yi çağıralım bir. Belki onu aramıza katabilirsek 5 yemekte ondan alırız. Silahlanma çağrısıyla ilgili olarak köylülere onları görmek istediğinizi söyledim. Birazdan burada olacaklar. Kadının şikayet ettiği şeytanı bulamadım. Ama kapılarına ve pencerelerine bulaşması için bitkisel bir iksir hazırladım. Bu şeytanı evinden uzak tutacak. Eyvallah. Majesteleri, ağaç kültünden döndüm. Benden Volos adında bir cini aramamı istediler. Görünüşe göre tek gözlü bir ayı şeklini alıyor. Bu kolay bir av değildi ama onu buldum. Garip bir şekilde kale duvarlarımızın hemen dışındaydı. Cesedi kanıt olarak ormana götürdüm. Millet çok mutlu görünüyordu. Eyvallah. Avcı da vazifesini yaptı. Yaklaşan savaşta orduma katılacak mısın?
Aa, gelmiyor. Gelmiyor. Diyor ki ben meyhane açmak için para istediğimde sen bana para vermedin. Bana da başka bir kral yardım etti diyor. Avcumuzu yaladık arkadaşlar. Çok güzel avcumuzu yaladık abi. Göt. Aa, eyvallah. Elemanın işini falan kurtarmışım. Bir çuval patatesi de depoya koydum. Artı bir yemek olarak. Birkaç gündür kuyudan tuhaf sesler geliyor. Su yaratıkları için cadımı gönderiyorum. Evet, halk artı 4 mutlu oldu bu arada. Sana da generalimi gönderiyorum. Halk daha mutlu. Halk 71 mutlu. Ah be. Neyse, birine avcıyı gönderirim artık. Bir tek avcı benimle beraber kaldı. Oğlum kötü oldu lan. Yani adamın bana desteğe gelmemesi gerçekten kötü oldu. Ben meyhane açacaktım, sen bana para vermedin diye. Ağaç kültüne gidelim. Ağaç kültüne avcıyı gönderelim. Ağaç kültünü biz kurtardık abi. Bence onlar bize yardım edecektir. Totkun'da saldırıya uğrayan birileri vardı. Buralara falan gittik, yardım ettik ya. Gelecekler abi illa. Zamanında onlara çok yardım ettik. Cadı 2 hafta içinde dönecek. Generalim ve avcım burada. 10 asker daha yetiştirdik. 23 altın ve 18 yemek geldi. 26 altınım var. Kapıları falan güçlendiremem. Erzak depolamayı çok istiyorum ama bence bu sefer erzak yerine gerektiğinde kale duvarının altından madencilik yapılsın ve kızgın yağ dökülsün. Geri kalan her şey parayla hallolacak zaten. Hadi bakalım. Devam mı ediyorsun? Tabii ki, tabii ki. Generalim, gel. Kasapla konuşmayı denedim. Beni gerçekten dinlemek istemiyordu. Gelip seni görmek istediği konusunda ısrar etti. Nerede bu kasap? Köylü, 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 tüccar, köylü, ejder avcısı. Ejder avcısı, öne çık. Dişi satın almak ister misin? Bak, elimde ejderha dişi var. Aa. Bokumu ye dedi ve gitti. Karısını döven bir eleman vardı, Sir Frederick. Güçlü elemanlardan biriydi ama ne yazık ki Sir Frederick öldü. Eğitim aldığı adam onu öldürdü. Bu ağaç kültünden biriydi galiba ya. Yaklaşan savaşta bana asker verecek misiniz? Hazır ve nazır, size katılacağız dedi. 6 asker verdi. Öldük. Öldük arkadaşlar. Öldük ama. Yaklaşan savaşta bana güvenebilirsiniz majesteleri. Sadece bana, ben geldim köyden. 6 asker verdi, şaka gibi. Oğlum biz halkı örgütleyerek hayatta kalamayız bak yani. Var ya bu, bu düşman krallık bizi sanki yok edecek gibi ya, ben öyle hissediyorum ya. Abi 1000 asker karşılığımda kızımı 70'lik bunağa vereceğim galiba. Tavşanlar marullarımı çalmaya devam ediyor. Çocuklarım aç, lütfen yardım et.
Avcıyı göndereyim de tavşanlara avlasın. Evet yani. ...22 malzeme için 28 altın. Ne düşünüyorsun? Ebenin nikahını düşünüyorum. Param yok. Ne oldu köyüne? Haydutlar geldi ve her şeyi yerle bir etti. Hiçbir şey bırakmadı. Yeni bir ev aramak için büyük mesafeler yürüdük. Bu kadın galiba yani sesten anladığım kadarıyla bu kadın şey diyor sevgili dostlar. Evet siz Rodovyalılarla savaştasınız. Kardeşlerimle savaştınız ve birçoğuyla da savaşmaya devam ediyorsunuz ama biz sadece masum insanlarız. Sadece yaşamak istiyoruz. Silahsız geldik. Hiçbir kötü niyetimiz yok. Bize kol kanat gerer misiniz? Bize aramıza alır mısınız? Dedi. Şimdi... Bilmiyorum ya. Oyunda ölme diye bir şey var mı? Var canım diye dedim ya sana var diye. Bak şöyle düşünmeliyiz. Şimdi daha büyük bir düşmanımız var. Geçmişin düşmanı şimdinin dostu. Şimdinin dostu da gelecekteki düşman olabilir. Yani dost düşman konusunda çok şey olmamamız lazım. Yani ölümüne kinli olmamamız lazım. Rodovya'dan neden ayrıldın? Yedi kralın kızlarından biriyle evlendiğinde siz ve biz kalmayacak Beyran için diyor. Merhamet yok. Efendim sevgili Dahan abiden 500 bit var. İyi yayınlar kardeşim demiş. Dahan abi hoş geldin. Teşekkür ederim abi desteğin için. Hoş geldin, merhabalar. Keyifli seyirler diliyorum abi. Arkadaşlar almayacağım elemanları. Bütün barbarları reddedip bir tane kralın desteğini almak zorundayım. Bu barbara yardım edemem. Yani onlarla zaten büyük bir savaşa girdik. Tekrar saldırmayacaklarının bir garantisi yok. Bu olaydan sonra kesin öldük. Bakalım hayırlısı. Şiddetli bir mide ağrım var. 5 gündür. Büyük annem özel bir karışım olan kuru erik suyu hazırlamıştı. İşe yaramadı aslında o zamandan beri daha kötüyüm. Git şifacı bul desem. Yedi gold verelim ya elemana. Dediğim gibi şu iksiri çeyizime saklıyorum abi. Halk mutlu oldu mu peki? Halk? Evet, halk kabız bir adama yardım ettiğim için ekstradan mutlu olmadı.
Ve ben de kabız adama 7 altın verdiğim için mutlu olmadım. Bu hikayede gene yanan ben oldum. Ama bak bir şey diyeceğim, bir şey diyeyim mi? Farkında mısınız bilmiyorum. Oyun sürekli eventlerle elimdeki şu potu almaya çalışıyor dostlar. Bak sürekli bu potu almaya çalışıyor. Bence bu potta önemli bir şey var. Çünkü her etkinlikte ya bana para verdiriyor, ya erzak verdiriyor ya da ilacı ver diyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bak iki defa üst üste sürekli ilaç etkinliği geldi. Ha güzel, her iki şekilde de yardım alacağız. Evet, eşimiz de bizi bu konuda destekliyor dostlar. Hayatım güçlü kal ve hepsini geri çekil. Evet yani... Güçlü durman gerekiyor. Hepsini reddetmen gerekiyor diyor. Altın ve gıdan yoksa mecbur vereceksin. Hayatım köylüleri geri çevirebiliyorsun. Zorda kalırsam geri çevireceğim. Yapacak bir şey yok. Zorda kalırsam diyeceğim. Kusura bakmayın, yapacak bir şey yok. Ha, haritadan adam çağıralım şimdi. Kimi çağıralım? Ay, dilencinin köyü mü çağıracağız? Ben dilenciye para vermedim en son. Sürekli benden para isteyip duruyordu. Kocası yaralanan bir kadın vardı bak. Ona altın gönderip para verdiydik. Ona gidebiliriz. Karın ağrısı. Abi kabız adamdan da asker isteyebileceğim. Ne güzel. Şimdi boş yerlere gitmeyelim de. Babuşka için yardım ettiğimiz yerden gidip asker isteyelim. Hatırlarsınız bazı köyleri babuşkanın laneti sardıydı. Oğlum inşallah yeterince asker toplayabiliriz ya. Ben bir cacık toplayamayız gibime geliyor ya. Hadi hayırlısı bakalım ya. Yardım isteyen adamlardan asker desteği alabiliyor muyduk? Onlar Radovyalı kanka. Onlar barbar. Barbarların bize asker sunacağını zannetmiyorum. Halk 71 mutlu. 76 askerimiz var. 16 hafta içinde savaş olacak ve bizim erzak depolamamız lazım. Biraz daha erzak depolayalım. 31 altın, 33 erzak. Tamam. O 31 altın. Evet dostlar, YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.